Halil'i söyletmez. Kendisini muhtemelen tanıyorsunuzdur. Vine dönemlerinde insanları güldürmeyi başarmış nadir isimlerden bir tanesi kendisi ve değerli bir isim. Yani en azından Cuma Cebel projesine kadar benim için öyleydi. Öncelikle sizlere şunu söylemek isterim ki Halil'i söyletmezde herhangi bir problemim yok. Zaten Twitter'da birbirimizle takipleşiyoruz. Ancak bu yine de kendisi sevdiğim bir insan olsa dahi eleştirmeyeceğim anlamına da gelmiyor. Zaten eleştirme sebebim de bu. Kendisini kişilik olarak gerçekten seviyorum ve bu yüzden eleştiriyorum. Daha iyi olması için. Şimdi konuşacağımız konu genel olarak Twitter'da yayınlanmış olan bu video. Üzerine olacak. O yüzden önce bir görüntüleri izleyelim, ardından yorumlayalım. Ne kadar efendim. cebiri yapmıyorum. Ben Cumali Ceber gibi biri değilim ama koyayım. Evet, <laughs> Cumali Cadar gibi bir film onu da biliyorum. Yeter artık. E Bunu bana söylemenize gerek yok. Cumali Cebir'den para kazanmak için yaptım. Paramı kazandım. olup <laughs> geldim Amerika'ya artık <laughs> Cumali Cebir'ini Cuma 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 de koyarım. Yeter <gülüyor> lan. Bakıyorlar <laughs> <laughs> beni. Buna cebir yeter Cumali Cebir. Herkes buradan vurmaya çalışıyor. Lan biliyorum ben zaten. Evet bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde kendisi Amerika'ya taşınmıştı. Ve videoda ise soru cevap tarzımsı bir şey yapıyor. Ardından kendisine Cumali Cebel'le alakalı bir soru geldiğinde ise gördüğünüz gibi baya bir sinirleniyor. Ve Cumali Ceber'in bok gibi bir film olduğunu zaten kendisinin de bildiğini ve bunu artık duymak istemediğini söylüyor. Ben artık Amerika'ya geldim, paramı kazandım, artık bununla ilgilenmiyorum diyor. Ve kendisinin bu söylemlerini gerçekten samimi bulan, yorumlarda alkışlayan bir sürü kişiye denk geldim. Fakat hayır ben bu kişilerden değilim çünkü bu bana çok saçma geliyor. Yani kalitesiz bir TikTokçu çıkıp bunları söyleseydi eğer ki bu bana gayet normal gelirdi fakat Halil Söyletmez gibi birisinin bunları söylemesi bana mantıklı gelmiyor. Çünkü ben bu adamın bu kadar kalitesiz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şey de diyebilirsiniz işte en azından yaptığı işin bok gibi olduğunu kabullenmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış hayır abi alakası yok. Yani bu adam yaptığı işin bokluğunu kabullendi diye ben bu adama bundan dolayı saygı duyacak değilim veya bu adam para kazanıyor diye de saygı duyacak değilim. Ben insanların kazandığı paraya veya saygınlığına göre saygı duymuyorum ki ben insanlara yaptığı işin kalitesini göre saygı duyuyorum? Yani ben burada Halil söyletmesi şunu söylemek isterim. Madem yaptığın film bok gibiydi sen bu filmleri kendine nasıl yakıştırdın? Ki videoda anladığım kadarıyla sen bunu kendine de yakıştırmamışsın. E madem kendine bunu yakıştırmıyorsun bunu neden yaptın diye sormazlar mı adama? Diyeceksin ki para kazanmak için. E para kazanmak sadece kalitesiz işlerle mi oluyor? Bakın insanların sosyal ile ilgili halen daha anlayamadığı şey tam olarak bu. Para kazanmak için illa kalitesiz bir iş yapmana gerek yok. Ha evet saçma sapan bir iş yapmak Türkiye'de para kazanmanın kısa bir yolu. Ancak sen kaliteli bir iş yaparak da para kazanabilirsin. Ama sen bu yolu seçmek yerine kolay bir yolu seçersen eğer o zaman seni diğer insanlardan ayıran bir özelliğin kalmıyor. Ve bu da izleyicilerin sana saygısını yitirmesine sebep oluyor. Mesela benim sana saygım kalmadı kusura bakma. Çünkü sen de bir nevi Twitter'da her gün eleştirdiğin insanlardan birine dönüştün. Ama sen sırf para kazanıyorsun ve yaptığın işin bok gibi olduğunun farkındasın diye ben sana saygı duyacak veya sevecek değilim. Çünkü senin artık bu insanlardan bir farkın kalmadı. Belki şu an birazcık ağır konuşuyor olabilirim fakat gerçekler bunlar kusura bakma. Ve emin ol ben senden nefret ettiğim için değil sana bunu yakıştıramadığım için bu videoyu çekiyorum zaten. Vine döneminde senin gayet de başarılı işlerin vardı ki Vine dönemindeki herkes zaten unutulmadı yani birçoğu şu anda tanınır durumda. Kimisi başarılı bir yayıncı olduğu, kimisi başarılı bir YouTuber olduğu, kimisi AK Partili troll olduğu <laughs> Ama sonuç olarak bir şeyler oldular yani. Sen de olabilirdin. Ha bir noktada sana katılıyorum. Evet bu ülkede gerçekten de nefret baya bir etkileşim getiriyor. Hatta nefret en çok etkileşim getiren şeylerden bir tanesi. Bir insandan ne kadar nefret ediliyorsa o insan o kadar etkileşim kazanıyor. Bu yüzden de saçma sapan şeylere bile milyonlarca etkileşim veren bir halka alın ulan size müstahak deyip cumalcever gibi bir film çıkarmak bir yandan mantıklı geliyor olabilir. Ancak dediğim gibi sen eğer ki bu yolu seçersen senin diğerlerinden farkın kalmaz. Ve ben şahsen bu adamdan çok daha fazla beklerdim yani ne yalan söyleyeyim. Bir de yani videoda öyle bir anlatmışsın ki işte ben boktan bir film yaptım, en izledi, para kazandım, şimdi kaçtım falan. İyi de sen böyle bir filmi kendine nasıl yakıştırdın mesela? Yani bak olay başarısız bir film çıkarmak da değil. Sen mesela gerçekten uğraşırsın, yaptığın filmi de beğenirsin. insanların önüne sunarsın fakat insanlar beğenmez. Bu okey, bu olabilir. Ama sen eğer ki yaptığın işten memnunsan ve bundan dolayı utanmıyorsan bunun daha iyi olması için çaba sarf edersin. Fakat sende bu yok. Sen zaten kendi söylediğine göre yaptığın işin boktan olduğunu biliyorsun. Bu yüzden de daha iyi bir film çıkarmak için bile çabalamıyorsun. Üzgünüm fakat bu seni basitleştiriyor. Sonra da çıkmışsın mesela Amerika'da demişsin ki artık bu filmi bana sormayın. Beni buradan vurmaya çalışmayın falan. Kusura bakma insanlar seni buradan vurmaya devam edecek. Çünkü sen böyle bir şey yaptın. Ve emin ol bu hayatta her eylemin bir sonucu vardır. Yani bugün baktığın zaman mesela bir OnlyFans'ı da çok fazla para kazanıyor. Ama Twitter'da orada burada bayağı linçleniyor bu insanlar. Ve biz bu insanların yaptığı işi yüzüne vurduğumuz zaman da bize kızıyorlar. E iyi de siz böyle böyle bir iş yapıyorsunuz ve biz de size yaptığınız işi söylüyoruz. Yaptığın işten utanacaksan o zaman yapmasaydın bu kadar basit. Halis Söyletmez'in bu videoyu izlediğini biliyorum ve umarım beni bir noktada anlamıştır. Kendisini kişilik olarak gerçekten seviyorum. Ancak keşke bunları yapmasaydı. Yani Halis Söyletmez olarak ben kendisine yakıştıramadım. Bence senin çok daha iyi bir potansiyelin vardı fakat sen bu potansiyeli boşa çıkardın. Umuyorum ki bundan sonraki hayatında mutlu olursun artık. Ne diyelim? Geçmiş geçmişte kaldı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.